Merhabalar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Bugün bir diğer partnerimiz Taner Temtürk'le beraberiz. Avrupa Komisyonu'nun desteklediği Dijilit projesi ile ilgili bugün bir sohbet gerçekleştireceğiz. Partnerleri tanıtacağız. Projenin içeriğini tanıtacağız. Taner Bey merhabalar. Merhabalar Furkan Bey. Aslında herhalde yayıncılık ilkeleri gereği Furkan diye seslenmem lazım bir. İkincisi artık yani birkaç yıldır birlikte çalışıyoruz farklı projelerde. Bu sebeple arkadaş olduk. Onun için yine Furkan demem herhalde doğru olur. Ama yani ben de cümlelere başlamadan önce Trivela'yla ilgili bir iki cümle etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli ve güçlü bir misyonu Eda ediyorsunuz, karşılıyorsunuz. Alt ligleri sizden takip ediyor. Özellikle Anadolu takımları veya işte İstanbul'un alt liglerinde oynayan takımlar. Onları yakından takip ediyorsunuz. Taraftarları bilgilendiriyorsunuz. İletişimleri sağlıyorsunuz. Ve işinizi de güzel yapıyorsunuz. Bunun için öncelikle teşekkür edeyim. Ve sonra beni kanala misafir ettiğiniz için ayrıca teşekkür edeyim. Rica ederiz. Ne demek? Çok teşekkür ediyoruz güzel düşünceleriniz için. Projemizde biliyorsunuz biz Trivela Spor olarak sizinle beraber sizin de desteğinize ilk projemiz oldu bu Dijilit. Dört partnerimiz var toplamda. Trivela Spor, sizler varsınız. Taner Temtürk olarak Vidisport, Atılım ve ayrıca Collection Innovation var Norveç'ten. Toplamda Evet, partner olan. uluslararası bir konsorsiyum var. Estonya, Türkiye, Hollanda ve Norveç'ten oluşuyor. Projemiz Hollanda ev sahipliği yapıyor. Hollanda'daki partner kurumumuz Atılım ev sahipliği yapıyor. Aslında şöyle kısaca bilgi verirsek de daha çok antrenörlerin dijital becerilerini geliştirmeye ve antrenörlerin spor teknoloji kullanım oranlarını artırmaya yönelik bir proje. Dolayısıyla böyle güzel bir ortaklık yapısı oluşmuş ve hep ilgili ortaklar var. İşte Atılım Hollanda'daki partnerimiz daha çok alanda ve bünyesinde antrenörler çalıştıran bir kurum. Trivela Spor zaten siz spor kulüpleriyle, alt liglerle, antrenörlerle içli dışlısınız. Ve bu şekilde proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak pozisyondasınız. Biz Vidisport olarak spor ve teknoloji alanında faaliyet gösteriyoruz. Projemizin inovatif ortağı da yani Norveç'ten Collective Innovation. Dolayısıyla böyle bir yapıda, böyle bir amaçla bir proje gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle öyle. Zaten projemizin de sonuna geldik. Güzel de bir proje oldu bence. Tüm partnerler güzel ortak işlere imza attı. Herkesin katkısı da büyük. Ben de hani bu ortaklıktan gayet memnun oldum. İnşallah çok daha iyi projelerde bu şekilde yapacağız. Projeyle ilgili istiyorsanız neler yaptık biraz onlardan bahsedelim. 6 tane modülümüz vardı. Onları ben istiyorsanız söyleyeyim başlıklarını veya Olur. daha farklı konudan da girebiliriz ama ben 6 tane modülden bahsedeyim. İletişim ve işbirliği araçları var. Veri analizi var. Sporcuların beslenmesi ve hidrasyonu konusu var. Çevrimiçi araştırma ve öğrenmenin temelleri var. Performans analizi ve takibi. Son olarak da sporda giyilebilir teknolojiler var. Bence bu da son dönemde çok dikkat çeken konulardan birisi. Aslında Furkan Bey toplantıları hatırlıyorsanız çok sayıda konumuz vardı. 20'ye Evet. yakın liste yapmıştık. Onları 6'ya düşürdük ve o seçtiğimiz 6 konu üzerinden içerik hazırladık. Bunların hepsi bir antrenörün hayatında olması gereken unsurlar. Şimdi devir değişiyor, teknoloji ilerliyor ve dijital unsurlar hayatımızın her tarafında giriyorlar, her tarafında. Dolayısıyla ama antrenörler buna yeterince adapte mi? Yani yeterince adapte dersek Yalan yanlış olmaz. oluruz. Çünkü çok sayıda teknoloji çok hızlı ilerliyor. İşte şimdi bir yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanmaya başladı. Evet. Daha sonra VAR sistemi, daha önce de VAR sistemi vardı. Farklı ülkelerde farklı denemeler var. Ve spor teknolojisi hızla gelişiyor. Hem büyüyen bir endüstri hem de ona adapte olmak için hocalar, antrenörler veya yöneticiler, oyuncular hatta
Yani o gelişen çağa, gelişen teknolojiye ayak uydurmak için yeni şeyler öğrenmek zorundalar. Tam da proje aslında bu aşamada antrenörlerin bu ihtiyacını karşılıyor. Kesinlikle. Bir de şimdi hani biz kendi dalımızda baktığımızda atıyorum çok fazla teknik direktör var. Bunların işte oyuncu izlemesi var, takım izlemesi var, işte son dönemdeki futbolu takip etmesi var, kendini geliştirmesi var. Bunları yaparken bir de bu teknolojiyi takip etmesi çok kolay olmuyor. Hani biz de aslında bu projede biraz onlara bu konuda destek oluyoruz. Bence zaten birçok futbolun farklı yerlerinde olan isimlerin bu teknolojiyi takip etmesi gerekiyor. Çünkü artık işte futbolcuların performanslarının takip edilmesi, işte ne kadar koştu, ne kadar işte performans gösterdi veya ne kadar hazır sahaya, bunlar da artık teknolojiye döndü. Bu yüzden hani fazlasıyla önemsemesi gerekiyor. Yeni mesela teknik direktör olanlar var. Yani futbolculuğu artık bırakıp teknik direktörle geçen kısımdaki isimler bence biraz daha bu tarafa yatkınlar. Ama atıyorum bir 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl futbolun içerisinde olan hocalarımız biraz daha belki buraya uzak kalabiliyorlar. Bazıları belki çok ilgili olduğu için burada çok fazla zorlanmıyorlar. Çünkü biz futbolun içinde olduğumuz için bunları ayırt edebiliyoruz. Bazı isimler de ekibindeki arkadaşlardan, işte genç arkadaşların bu teknolojiye çok yatkın olmasından dolayı çok çabuk adapte de olabiliyor. Bunu yani gözlerimizde de görüyoruz, konuşmalarımızda da zaten görüyoruz. Hatta projede yaptığımız çalışmalarda onlara geri dönüş yapmaları için attığımız zamanda da birçok geri dönüş aldık bu konuda. Yani aslında biraz Türkiye'de bu konu %50 %50. Yurt dışında belki biraz daha fazla 50'nin üzerinde olabilir olumlu anlamda. Yani bu tabii ülkesine göre, yurt dışında da ülkesine göre, hocasına göre değişiyor. Hala klasik yöntemlerle takımını çalıştıran antrenörler var veya işte oyuncusunu çalıştıran antrenörler var. Bunların yanında da teknolojiyi sonuna kadar kullanan antrenörler var. Ama siz bir antrenörseniz, düşünsenize bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce yani hiçbir zaman oyuncunuz ne kadar koşuyor, oyuncunuz neyi başarıyor, neyi başaramıyor, hangi alanda şey yapıyor, yani kendini geliştirmesi lazım, hangi alanda daha iyi gelişmiş, pas yüzdeleri, pas istatistikleri, yani bir sürü detay Evet. bilinmiyordu. Şu anda bilindiği zaman antrenörün oyuncu seçmesi, oyuncuyu geliştirmesi, oyuncunu geliştirecek şekilde training Taktik planları, uygulaması. antrenman planları yapması yani çok önemli. Bir de şimdi hafızam beni yanıltıyor olabilir ama 86'da mıydı Maradona'nın elle İngiltere'ye attığı gol? Evet. Şimdi düşünsenize bugün aynı şeyi yapılabilir mi? Ama o Bugün zaman bir Dünya Kupası'nın kaderine tesir etmiş bir olay, VAR sistemi olsaydı, o teknolojisi olsaydı yani yapılamayacaktı. Dolayısıyla teknolojiden kaçmak mümkün olmayacak antrenörler için ve adapte olanlar mesleğinde bir nokta daha yani ileriye gidecek. Aynı zamanda sporda teknolojinin kullanımı taraftarı daha çok olayın içine çekecek ve belki seyir zevki daha yüksek daha böyle interaktif olunabilecek çekimler olmuş olacak. kesinlikle hem rekabeti de arttırıyor biraz, hem ilgiyi de arttırıyor, hem de biraz daha hatayı minimize ediyor bence. Aslında şöyle bir nokta var. Bazı ülkelerden örnek veriyorum. Yani birçok ülkede zaten bu sistemler var ama bazı ülkelerde de teknoloji olmasına rağmen daha çok fazla hata da olabiliyor. Ya mesela Türkiye'den bunu çok görüyoruz. Programlarımızda biz zaten hani bunların uyarısını da yapıyoruz. Atıyorum birinci lige yaklaşık bir iki sene oldu VAR sisteminin Evet. gelmesi. Gelmeden önce çok fazla hatalar yapılıyordu. Geldikten sonra dedik biz daha fazla hata olur. Hani devam eder. Çok kolay böyle hemen minimize edilir demedik. Ve beklediğimiz gibi de oldu. Hatalar da devam ediyor ama tabii ki bunu kullanmak, bunu işlemek de çok fazla önemli. Biz hep futbol açısından bakıyoruz. Tabii ki diğer spor dalları da burada çok önemli. Basketbol özellikle. İşte atletizm olur, farklı şeyler olur. Mesela geçen hafta biz bir toplantı yaptığımız zaman da bir konuya girmiştik. İşte hani bu giyinebilir teknolojide işte bir mayo konusu açılmıştı biliyorsunuz. Evet. Bu konuda mesela mayonun işte yüzerken çok rahat bir şekilde yüzmesinden dolayı yarışı birincilikle bitirdi. Olimpiyat Komitesi tarafından yasaklanması meselesi işte Evet. Michael Phelps'in 12 tane madalya aldığı
Olimpiyat oyunları, şimdi tam tarihini hangisiydi hatırlayamadım ama 2 veya 3 önceki olimpiyatlarda 12 madalya bir sporcunun alması ve o mayonun NASA tarafından tasarlanması, üretilmesi. Sonra onu tabii Olimpiyat Komitesi yasakladı ve kullanmadılar ama neticede orada kullandılar ve o kadar madalya tarihe geçmiş oldu. Kesinlikle. Dolayısıyla teknolojiyle içli dışlı antrenörler, içli dışlı olan antrenörler, teknolojiyi kullanan, efektif kullanan antrenörler hep bir basamak daha önde olacaklar. Biz projemizi hazırladık. Şu anda bir eğitim portalı var. Orada eğitim portalını tamamladığı zaman da antrenörler yine Avrupa Komisyonu'nun logosunun olduğu, oranın imzasını taşıyan bir sertifikaya sahip olabiliyorlar. Evet. Eğer ilgili ise alanla daha haşır neşirse hoca ise yaklaşık işte eğitimi belki 1-2 günde tamamlayabilir, sertifikasını alabilir. Sertifikanın ötesinde de oradaki yenilikçi bilgileri kendine uygulayacak şekilde kullanılabilir. Dediğimiz gibi giyilebilir teknolojilerden tutun da sporcu beslenmesine kadar çok sayıda bilgi ve eğitim içeriği var portalda. Biz zannediyorum videonun linkinin altına portalın linkini de Tamam. web Hepsini sitesinin vereceğiz. linkini de projenin tanıtım sayfalarını da eklemiş oluruz. Evet, hepsini ekleyeceğiz. Hani bizi izleyen tüm sporla ilgili işte antrenörler olur, teknik direktör olur, ekibindeki işte analizciler olur, işte kondisyonerler olur. Hepsi zaten videonun açıklama kısmında linklere tıklayarak ulaşabilirler. Onların da bize çok fazla desteği oldu bizim dalımızda. Hani anketlere katılım gösterdiler. İşte yine portal aynı şekilde üyelik oluşturarak bize destek oldular. Türkiye'de de ben son dönemde özellikle bu tarz teknolojide çok fazla ilginin olduğunu görüyorum. Eskilerdeki tabii durumları bahsediyoruz. Onlar da mesela ekiplerini yenileyerek buraya adapte oluyorlar. Bu da bence önemli bir detay. Evet, bir zamanlar senin yaşın kurtarır mı bilmiyorum ama biz Ersun Yanal'a işte laptopçu tabiriyle yaklaşıyorduk teknoloji kullanımından ve şeyden sonra. Ama şimdi Ersun Yanal'ın o günlerde kullandığı şeyleri Evet. bugün birçok antrenör kullanıyor. Hatta birçok antrenör, birçok takım spor teknolojisi alanında çalışan kurumlarla işbirliği yapıyorlar ve spor kulüplerine daha fazla teknoloji getiriyorlar. Evet, yani proje böyle bir proje. Antrenörlere dijital beceri artırmayı ve aynı zamanda spor teknolojisi kullanımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Teşekkür ediyorum. Kanalınızda bizi misafir ettiğiniz için. Evet, siz de bu projenin önemli bir parçasısınız. Ama diğer kalan üç arkadaş adına da size teşekkür ediyorum. Sesimizi daha fazla antrenöre duyurduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz sana ve biz de size teşekkür ediyoruz. Bize katmış olduğunuz değerden dolayı ve bu proje imkanını sağladığınızdan dolayı. Evet, bu dünya işbirliğine dayalı bir dünya. Disiplinler arası işbirliği, kurumlar arası işbirliği, birikimler arasında işbirliği. Ben de sizin sıkı bir takipçinizim. Yani sık sık yorum yazmasam da videolarınızı beğeniyorum, beğendiğim videoları. Özellikle şu Anadolu takımları ile ilgili yaptığınız şeyler için minnettarım. Yani Samsunspor, Giresunspor, Sakarya, Kocaeli, işte Manisa, şimdi Göztepe, her biri için, her bir taraftar size teşekkür ediyordur. Allah işlerinizi kolaylaştırsın, Amin inşallah. veriminizi artırsın. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.